Otello Kalesi'nin efsanesi. Ülkemizde Lüzinyanlar, Venedikliler, İngilizler, Osmanlılar gibi birçok millet çeşitli tarihi eserler bırakmıştır. Bu tarihi eserler bizim kültürel yapılarımız olduğundan dolayı onları korumalı ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamalıyız. Bugün sizlere Otello Kalesi'nin efsanesini anlatacağım. Otello Kalesi 14. yüzyılda Lüzinyanlar tarafından olası bir düşman saldırısına karşı limanı korumak için Gazimaus'ta inşa edilmiştir. Belirtmek isteriz ki şehir Gazimaus ismini 1974 sonrasında almış olup tarih boyunca Amohostos, Famagusta, Magosa gibi isimler almıştır. Yapıldığı ilk dönemlerde etrafı derin çukurlarla çevriliydi. Saldırıya geçen düşmanlar özellikle derin hendekleri geçemedikleri için uzun zaman geçilmez kale olarak adlandırılmıştır. Kalenin şimdiki ismi Kıbrıs'ın İngiliz sömürgesinde olduğu dönemlerden gelir. Shakespeare'ın ünlü tragedyasının bir kısmı Kıbrıs'ta geçer ve tragedyanın kahramanı Otello adında bir faslıdır. Otello Kalesi isminin de bu öykü kahramanından geldiği sanılmaktadır. Efsaneye göre Otello Sarayı'nın sağ kapısının yanındaki iki aslanla ilgili anlatılan iki farklı görüş vardır. Bunlardan biri aslanın kendi yavrusunu yemeye kalktığı ve bunun üzerine de taşa çevrildiğidir. Bir diğer efsaneye göre ise aslan her yıl bilinmeyen bir gün ve saatte ağzını açmakta ve bu anı yakalayıp elini ağzının içine sokabilen olursa hazine bulmaktadır. Evet çocuklar, farklı bir efsanede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.